Merhaba ben Enes. Bugün Bayintek markasının U4 model projeksiyon cihazını inceleyeceğiz. Daha önce bu markanın X30 olarak bir projeksiyon cihazını incelemiştim. Ve fiyat performans olarak da gerçekten çok iyi bir yerde konumlandırılıyordu. Bakalım U4 modeli nasıl bir deneyim sunuyor. Güncel fiyatı içindeki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Projeksiyon böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden projeksiyonun kendisi, kumandası, güç kablosu ve kullanım kılavuzu geliyor. Projeksiyonun tasarımına yakından baktığımız zaman şöyle şu kısmında böyle kumaş gibi bir malzeme kullanılmış. Yani elinize ellediğiniz zaman burada kaliteli bir hissiyatı bulunuyor. Ön kısmında otomatik odakla alakalı sensör mevcut. Yine şurada bir havalandırma kısmı bulunuyor. Arka kısmına baktığımız zaman 3.5 milimetrelik kulaklık veya ses sistemi bağlamamıza yarayan bir ses çıkışı, USB çıkışı, HDMI çıkışı ve kız ötesi kumanda için bir algılayıcı kısmı bulunuyor. Yine şurada bir hoparlör konumlandırılmış. Yan kısmında bir adet güç girişi bulunuyor. Altına baktığımız zaman da burada standart 1.4 tripod vidası mevcut. Yani tripodu takarak da projeksiyonu kullanabiliyoruz. Yine 4 adet yumuşak silikonlar konumlandırılmış. Genel olarak malzeme kalitesi tok yapıda küçük ve kompakt bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Yine üst kısmında da açma kapama butonu konumlandırılmış. Projeksiyonun bir teknik özelliklerine baktığımız zaman bu projeksiyonun doğal çözünürlüğü 720p yani 1280'e 720'lik bir çözünürlüğü bulunuyor. 30.000 saatlik lamba ömrü bulunuyor. 300 antilümenlik bir parlaklığı bulunuyor. 30 inç ile 200 inç arasında görüntü elde edebiliyoruz. İçerisinde de Android 9 işletim sistemi mevcut. Ben projeksiyonu 270 cm uzaklığa yerleştirdim. 220 cm eninde ve 120 cm yüksekliğinde bir görüntü elde edebildim. 300 antilümenlik bir parlaklığı olduğu için yani güneş altında veya yüksek parlaklık seviyelerinde çok performanslı olmuyor. Biraz daha loş ortamlarda izlemeniz gerekiyor. Çıkardığı gürültü açısından 42.8 desibellik bir gürültü seviyesi mevcut. Yani yanına oturduğunuz zaman bir miktar sesini duyuyorsunuz. Ancak normal film izlerken herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Hoparlör performansı olarak da çok kalabalık olmayan bir arkadaş ortamında izlenebilecek seviyede bir hoparlör performansı mevcut. Projeksiyonda Google'un L1 lisansı bulunmadığı için Android 9 işletim sistemi olsa da yani içerisine yüklediğiniz Netflix veya Amazon Prime gibi veya güncel yayın platformlarını kendi çözünürlüğünde izleyemiyorsunuz. Zaten yani 1080p desteği de yok ancak hani 720p değil 480p olarak izleyebiliyorsunuz. Arka kısmındaki HDMI girişi üzerinden bir TV Box, oyun konsolu veya bilgisayar bağladığınız zaman 720p çözünürlüğünde güncel yayın platformlarını izleyebiliyorsunuz. Yine ben projeksiyonu açık renk bir duvarda test ettim. Projeksiyon perdesinde de test ettim. İlla ki perde olmasına gerek yok. Açık renk düz bir duvarda da projeksiyon cihazını kullanabilirsiniz. Burada bir araya giriyorum. Videoyu beğenip herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yine projeksiyon cihazı üzerine Xbox'ın Series S güncel bir oyun konsolunu da bağladım. Yani sorunsuz bir şekilde tüm oyunları da bu projeksiyon cihazı üzerinden oynayabilirsiniz. Projeksiyon böyle bir menüyle karşılıyor bizi. Gördüğünüz gibi içerisinde bir Android market bulunuyor. Bu market üzerinden istediğiniz uygulamaları indirebiliyorsunuz. Yine bu marketin içerisinde Google Play Store da bulunuyor. Yani Google'un kendi resmi marketi de bulunuyor. Buradan o markete de geçiş yapıyorsunuz. Yani içerisine istediğiniz tüm uygulamaları yükleme imkanı mevcut. Yine APK olarak da uygulama indirebiliyorsunuz. Buralara hazır sorular konumlandırılmış. Şöyle yan kısma geldiğimiz zaman burada yüklü olan uygulamalar, ağ ayarları ve genel ayarlar kısmına giriyoruz. Projeksiyon ayarları, gördüğünüz gibi fokus ayarları, yön ayarları, özel yakınlaştırma ayarlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Yine burada Bluetooth ayarları ve sistemle alakalı olan bilgileri görüyorsunuz. Android 9 işletim sistemiyle birlikte geliyor. 1 GB RAM mevcut içerisinde. Şöyle bir YouTube performansına da bakalım. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz o zaman. Ya çok seri olmasa da Google performansı da
ortalama seviyede denebilir. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak projeksiyonun doğal çözünürlüğü 720p, yani daha önce 1080p bir cihaz kullandıysanız burada 720p bir cihaza geçmeniz iyi bir deneyim olmayabilir. Ancak yeni bir projeksiyon alacaksınız ve uygun fiyatta olmasını istiyorsanız burada 720p bir cihaz da alabilirsiniz. Yani video yayınladığım tarih itibariyle baktığım zaman projeksiyonun 4000 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Yani şu an itibariyle 400 TL'lik de bir indirim kuponu mevcut. 3600 TL'ye alabiliyorsunuz. Yani giriş seviyesi bir model ve bence performans açısından da işte otomatik odaklama olması, yeterli seviyede bir parlaklığa sahip olması ve Android 9 işletim sistemiyle birlikte, yani bir TV Box bağlamasanız da işinizi görebilecek seviyede bir multimedya deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yani giriş seviyesi bir projeksiyona göre, sundukları fiyatına göre makul bir cihaz olmuş denebilir. Tabii ki burada bütçeniz uygunsa X30 modeline de yönelebilirsiniz. X30 modelinde hem ses konusunda hem de 1080p lisanslı bir cihaz olduğu için hani fiyat olarak da tabii ki burada iki katına çıkıyorsunuz neredeyse. Yani bütçeniz biraz daha artarsa, incelemesini buraya bıraktım, X30 modülünde değerlendirebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsatı, kuponları Telegram kanalımda paylaşıyorum. 50 bin kişi olduk. Eğer gerçekten indirime girmiş ürünleri kaçırmak istemiyorsanız mutlaka Telegram kanalıma katılın. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Siz U4 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı belirtin lütfen. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.